Esselamu aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Yusuf kıssasını bitiriyoruz Allah'ın izniyle bugün. 25. bölümdeyiz. Hüsnül akıbeti. Hüsnül akıbeti. Muzaf muzafın ileyh. Güzel son diyoruz yani. Akıbetin sonu diyoruz da aslında güzel son diye Türkçe'ye tercüme edebiliriz. The happy end. Herhalde öyle diyorlar. Bilmiyorum. Akıbet. Türkçe'de kullandığımız bir kelime. Akşamınız hayır olsun deriz. Sabahınız hayır olsun. Akıbetiniz hayır olsun. İşin sonuna bak sen derler bizde. Yani işin sonu ne olacak? Tamam, başlangıçta bazı problemler olabilir. Ortada çalkalanıyor olabilir ama sonu ne olacak? Hüsnül akıbeti. Tabi Hüseyin, Hasan hep buradan geliyor. Bak Hüseyin güzelcik demek. İsmi tasgir. Hasan güzel demek zaten. İhsan iyilik yapmak. Güzel bir karşılıkta bulmak. Muhsin iyilik sahibi kişi. Hepsi buradan geliyor. Velem yeşgal. Bak şegale. Meşguliyet. Türkçe'de kullanıyoruz bak. Meşguliyet diyoruz ya. Meşgul olmak. İşgal etmek. Yani onu alıkoymak. Eğer sen hak ile meşgul olmazsan batıl gelir seni işgal eder gibi. Mesela bak. İşgal tabi eşgal. Orada ifal babından gelmiş oluyor. Meşgul. Velem yeşgal. Meşgul etmedi. Yusuf'e. Yusuf'u. Bak. Yusuf'u olsaydı fail olurdu. Yusuf meşgul etmedi olurdu o zaman. Velem yeşgal Yusuf'e, Yusuf'u meşgul etmedi. Ne meşgul etmedi? Fail ne? Bu meful, fiil. Aynı zamanda neden cezm oldu? Çünkü lem ne yapardı? Cezmederdi. Hazel mulkul azimu. Bu büyük mülk. Saltanat, otorite, güç. Mülk daha çok otorite, güç manalarına gelebiliyor. Hukukta milk var. İnsanın sahip olduğu şeyler. Bu büyük otorite, bu büyük güç, daha çok yönetim yani. Bu büyük yönetim, bu büyük mülk Yusuf'u meşgul etmedi. Neyden meşgul etmedi? Anillahi. Bak an normalde cezim. Cezimler esreyle geçebiliyor. Anillahi bu da elifi neydi? Hemze-i vasıl değil mi? Hemze-i katı olsa okumak zorundaydık. Ne diyoruz? Anillahi diye geçebiliyoruz. Neden cer oldu? Harfi cer çünkü. Harfi cer, cer mecrur. Allah'ı anmaktan, Allah'tan alıkoymadı onu. Yusuf'u bu büyük mülk, bu çok güzel bir şey değil mi? İnsan 3-5 bir işle meşgul olsa hemen Allah'tan alıkoyuyor kendisini. Dünyalık şeyler. İmtihan oluyor işte onlar. O yüzden ikindi namazı çok önemlidir. Çünkü tam işleri bitirmeye yakın, tam da böyle eve geçmeye yakın bir zamanda güme gidebilir. Ya sonra yıkılarım dersin, şu işi de bitireyim dersin. Eve gittin, yemek yedin, onu bunu yaptın derken geçer gider. O yüzden İkindi namazına ayrıca bir hassasiyet gösterilir. Bizim kitaplarımızda ikindi namazına çok büyük önem verilir. Kur'an-ı Kerim'de hani hafizu ala salavati ve salatil vusta orta namaza dikkat ederler. Onu korurlar, muhafaza ederler ayetinde. Ki orta namaz, ikindi namaz sabahla öğlen başı oluyor. Akşam yatsı sonu oluyor. Ortası ikindi oluyor. Hazel mülkül azimu anillahi. Allah'a alıkoymaktan, Allah'ı anmaktan alıkoymadı bu büyük saltanat Yusuf'u. Velem yugayyirhu. Onu değiştirmedi. Lem yugayyir. Gayyara. Hangi babdan mı? Gayyara. Tahyir. Tef'il babında. Onu. Hü. Zaten zamir oluyor. Onu alıkoymadı. Kimi? Yusuf Aleyhisselam. Adam 3-5 kazanıyor hemen bozuluyor. Ama bak koca otorite var. Saltanat var. Zenginlik karşısında erimeyen, eğilip bükülmeyen, makam karşısında dik duruşunu, onurlu duruşunu, saygınlığını, karakterini kaybetmeyen kişi. Ne kadar büyük. Yusuf Aleyhisselam böyle birisiydi. Ve kâne Yusuf Aleyhisselam yezkurullâhe Allah'ı zikrediyordu. Bak bu gayrı deriz buna biliyor musun? Bir önceki kelimeye geçtim şimdi. Gayrı, gayrısı deriz yani başkası. Dünyada ölümden başkası yalan diyor orada doğru. Gayrı dememiz lazım. Gayrı. Bunu kullanıyoruz ya Türkçemizde. Yusuf Aleyhisselam Allah'ı zikrediyordu. Ve ya'buduhu ona ibadet bakın. İbadet. Abd, kul, abid. Ona ibadet ediyordu. Ve yakhafuhu ve ondan korkuyordu. Ve kâne Yusuf Aleyhisselam yahkumu hükmediyordu. Hüküm, hikmet, mahkeme, hakim, hekim. Yani Türkçesini çevirsek mesela filozof, doktor, hakim, kadı. Eskiden kadı derdik. Bu mesela hakem bunların hepsi bu kelimeyle alakalı. Hikmet.
Neyle hükmediyordu? Bi hükmillahi. Allah'ın hükmüyle hükmediyordu Yusuf Aleyhisselam. Ve yunaffizu tenfiz. Hani infaz burada mı geliyor? Türkçe'de olabilir, bir bakalım. Evet, buradan geliyormuş. İnfaz etmek, uygulamak yani. O emri yerine getirmek. Neffeze dikkat ederseniz yuneffiz olmuş. Yine tef'il babından. Neyi yürürlüğe koyuyor, neyi uyguluyor? Evamirallahi, Allah'ın emirlerini. Emir, çoğulu bu, evamir. Evamirallahi, Allah'ın emirlerini yürürlüğe koyuyordu. Onları hayatta yaşanır hale getiriyordu. Ve Allah'ın hükmüyle hükmediyordu. Ve kâne Yusufu, Yusuf aleyhisselam, la yaral mülke, mülkü saltanatı görmüyordu. Şurada bir şey söylemek gerekirse, yani Allah'ın hükümleri nedir? Allah, Cenab-ı Hak ne buyurur? Adaletli olun. Kimsenin hakkını yemeyin. Ananıza, babanıza, eşlerinize, çocuklarınıza karşı üzerinizdeki hakları yerine getirin. Herkesin bir hakkı vardır. Onu iade edin. Kul hakkı yemeyin. Bunlar genel kaidelerdir. Bu genel kaidelere uyuyorsa orada Allah'ın hükmüyle hükmediyorlar demektir. Tabi bazı had cezaları var. Onlar hariç. Onları toplasanız zaten herhalde iki elli parmaklarını geçmez. Saysak bile işte öldüren öldürülür. Kısas var. Ama öldürdüğü noktada hiçbir şüphe kalmayacak. Net, kesin, %100. O da tabi velisine bırakılıyor. İsterse diyetini alır parasını, isterse öldürülmesini isteyebilir. Kısas isteyebilir. Veya zina edenin işte durumları var. Rejim. Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Hadislerle tespit ediliyor. Uygulamada pek görülmemiş. Çünkü şartları çok ağır. 4 tane hayatı boyunca hiç yalan söylememiş şahidin zina hadisesini çok açık ve net bir şekilde, üzerlerinde örtü olmadan, herhangi bir şey olmadan, yani sokakta affedersiniz hayvan gibi olması lazım ve bunu 4 tane adamın hayatında hiç yalan söylememiş. Bunu bir bulsak zaten hani gerisi kolay yani. Hani diyor ya İsa Aleyhisselam, ilk taşı en günahsız olanınız atsın. Onun gibi. Nerede? Hayatına yalan söylememiş, mürüvveti düşmemiş, toplumdaki saygınlığını yitirmemiş bir adam olup 4 tane kişi olacak. Ve bunlar açık net bir şekilde sokak ortasındaymış gibi görecek. Ondan sonra filan. Böyle bir hadise hiç olmamış zaten. Ancak kendi şahitliğiyle belki tespit olmuştur. Bir de ne var? Hırsızın elini kesme hadisesi var. O da yine şartları çok ağır. Kıtlık dönemi olmayacak, sıkıntı dönemi olmayacak, belli bir miktarın üstünde olacak, gizlenmiş bir şey olacak, ortada olmayacak. Ortada olan bir şey almış olsa gasp oluyor. Hırsızlık olmuyor. Arada herhangi bir şüphe olmayacak filan, böyle çok ağır şartları var. O şartlar yerine gelesiye kadar zaten öyle olmuyor. Osmanlı'da Selçuklar ne yapmışlar? Bunları hep farklı cezalara çevirmişler zaten. Niye? Çünkü şartları çok ağır olduğu için zaten bu korkutmak amacıyla var genelde bu cezalar. Uygulanması amacıyla değil. Ha, iş son raddeye geldi mi uyguluyor tabii. O ayrı bir konu. Ne yapıyor? Kürek çekme cezasına veriyor. Veya işte cezaları başka türlü değiştiriyor. Bu sayede hem o kişinin kısmi veya bütün olarak bedenine zarar gelmemiş oluyor. Hem de o ceza, o da yaptığının cezasını görmüş oluyor. Vakane Yusufu, Yusuf aleyhisselam, la yaral mülke, saltanatı görmüyordu. Kesiran. Çok bir şey olarak görmüyordu. Yani ya bu saltana çok büyük bir şey. Kimisinin hayali bu. Adam bununla yatıyor, bununla kalkıyor. Bir vali olsun, bir makam sahibi olsun, bir kaymakam olsun, bir müdür olsun. 3-5 kişinin başına geçsin. Hayatı bunun üzerine kurulu. Bunu yaptığı zaman artık hayatındaki amacına ulaşıyor. Yapamadığı zaman da çıldırıyor, deliriyor. Bunu artık tapınılacak bir nesne haline getiriyor. وَلَا يَعَدُّهُ Onu saymıyordu. Onu bir şey olarak düşünmüyordu. Burada sayma, adet buradan geliyor, Türkçe bir kelime yine. Ama daha doğrusu Türkçe kelime değil de Türkçemizde kullandığımız bir kelime. Adet, sayı deriz. Ma'dud, sayılan şey. Ama burada mesela iddet de buradan geliyor bak. İddet dönemi olur ya, kadınlar sayıyor 3 ay işte kocası öldükten sonra veya boşandıktan sonra. Burada saymak ama şöyle ya, ben onu bir şey saymıyorum. Ben onu bir şey yerine koymuyorum manasında. Onu şeyen, bir şey olarak görmüyordu, herhangi bir şey olarak. Kebiran, büyük. Büyük bir şey olarak görmüyordu onu. Büyük bir şey olarak saymıyordu makamı. Makamlar böyle olması lazım. Makamlar amaç değildir, araçtır. Onlar belli bir hizmeti sağlamak için belli bir amaç doğrultusunda kullanılmalı. Yoksa amaç o olursa, o makam, onu elde etmek için her şeyi yapar, oraya geçince de hiçbir şey yapmaz. İşini yapmaz yani. Ve kâne Yusuf, Yusuf aleyhisselam, la yuhibbu,
istemiyordu. En yemute ölmeyi. En yemute niye nasb oldu? Enden dolayı. Ölmeyi istemiyordu. Ne gibi? Şimdi bu meful mutlak nevi oldu. Meute melikin. Bir melik ölümüyle ölmeyi istemiyordu. Meful mutlak nevi bak burası. Yusuf aleyhisselam bir melik, bir kral ölümüyle ölmek istemiyordu. Ve yuhşaru diyeceğiz ama ene atıf olduğu için yuhşara olacak. Ve en yuhşara yani. Yuhşara haşr olunmayı, tekrar diriltilmeyi kimle? Ma'al muluki, krallarla birlikte. Yusuf aleyhisselam tabi idarecilerle oturup kalkıyor, yöneticilerle oturup kalkıyor. Ama onlar gibi ölmek, saltanat içerisinde halkın halinden haberi yok, zalim bir hükümdar gibi ölmek ve onlarla birlikte haşr olunmak, tekrar dirilmek istemiyordu. Mahşer meydanı deriz. İnsanların tekrar diriltilip Allah'ın karşısında huzura çekileceği, hesaba çekileceği, amellerin tartılacağı yer. Mahşer meydanı. Tekrar diriltildiğimiz meydan. O yüzden haşır aynı zamanda sürgün. Haşır suresi var ya. Sürgün manasına da geliyor. Sanki böyle değil mi? Öldükten sonra tekrar dirilmek, ahirete gitmekle haşr olunmak aynı şekilde kullanılıyor. Haşr olunmak deriz zaten. Bu Türkçemizi kullanıyoruz. Krallarla beraber diriltilip hesaba çekilmek istemiyor. Bel aksine kâne yuhibbu istiyordu, seviyordu. Neyi istiyordu? En yemute. Nasb oldu yine. Enden dolayı. Müevvel mastar. Ölmeyi. Ne gibi ölmeyi? Mevte abdin. Köle ölümüyle ölmeyi istiyordu. Bir kul ölümüyle ölmeyi istiyordu. Ve yuhşara yine toplanmayı, haşrolmayı, mahşer meydanında huzura hesaba çekilmeyi. Ma'as salihine. Salihlerle birlikte. Salihlerle birlikte haşrolunmayı, toplanmayı, bir araya getirilmeyi, öldükten sonra tabii ki. Ve bir kul ölümüyle ölmeyi istiyordu. Tabi burada abdini artık ne yapabiliriz? Mesela bu. Gerçi nekre olsa da izafet olduğundan dolayı değil mi? Kul ölümü. Mef'ul mutlak nevi oluyor. Genelde nekralar hani tazim ifade eder. Büyüklük, yücelik, kıymet, değer. Abd, bir de abd kelimesi bildiğim kadarıyla mastar bak bu kelime. Mastar ama isim oluyor. Sanki baştan sona kul demek bu. Şimdi şöyle bir şey vardır. Mesela Ömer'in adlün deriz. Ömer'in adlün. Ömer adalettir. Mastar gelmesi demek saçının telinden ayak tırnağına kadar adalet bu adam demek. O ismi tam manasıyla kendisinde artık tecelli ettirmiş demek. Sıdk mesela, dost doğru. Doğruluk. Bu mübalağalı ismi failden bile daha üstün oluyor. Şöyle düşünün. Mesela alim deriz bilgili bir insan için. Çok bilgiliyse eğer, donanımlısa allame deriz ona. Sonra da teymer buta getiririz. Allametün. Allame-i Cihan diyoruz. Osmanlı Türkçesini kullanıyoruz. Çok alim, çok büyük alim demek. Ama mesela ilmün derseniz bir adama, ilmün, mastar olarak kullanırsanız, o saçının telinden ayak tırnağına kadar ilim. Baştan sona ilim yani o. O manaya geliyor. Şimdi burada da mastar, o da baştan sona kul demek. Kur'an-ı Kerim'de de erayetellezi yenhe abden izâ salle, namaz kıldığında kulu engelleyeni gördün mü? Ayetinde, Alak suresinde. Oradaki kul kim? Baştan sona kulluk vasfını tam olarak taşıyan Peygamberimiz işte aleyhissalatü vesselam. Ebu Cehil onu engelliyor. Böyle bir durumda var. Mesela şeytan için vesvas diyor değil mi? Çünkü baştan sona vesvese veriyor. Mastar kullanılıyor. Tamamıyla artık onun ismi olmuş. Her şeyiyle o. Salihlerle birlikte olmayı, salihle birlikte toplanmayı mahşer meydanında ve bir kul ölümüyle ölmeyi. Buna da ne dedik? Meful mutlak nevi dedik. وَكَانَ دُعَاءُ يُوسُفَ Yusuf'un duası şuydu aleyhissalatü vesselam. Ne diyormuş Yusuf aleyhisselam? Bu ayet zaten. Rabbi, ey Rabbim bak. Ya Rabbi, ey Rabbim. Burada ye hasp olmuş, düşmüş, düştüğü için ne oluyor? Esre getiriyor. Rabbü demesi lazım değil mi? Veya da Rabbün, Rabbe. Ama ne yapmış? Rabbi demiş. Niye esre gelmiş? Çünkü ye düşmüş. Ey Rabbim, kat, kesinlik ifade eder. Gerçekten böyle. اَتَيْتَنِي Bana verdin. اَتَيْتَ Verdin. Ni bana. Ne kaynaştırma harfi oluyor? Yelik eki. اَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ Bana bir mülk, otorite, saltanat verdin. Ama yani o saltanattan bunu beyani olarak alalım. Bir saltanat verdin bana. Şöyle de alabiliriz. Yani sonuçta böyle asıl mülk, asıl otorite Allah'ındır. Çok yücedir. Ondan bir parça verdin. Yani bir kısmı verdin. Mine bazi olarak alsak bile hani. Bir kısmını, bir şeyin.
Ve allemteni, yine allemte bak. Ta'lim, değil mi? Ta'lim. Yani bu da tef'il babından. Allemte, öğrettin ni bana. O neye kaynaştırma? Neyi öğrettin? Yine beyanı alalım. Min tevilil ahadisi. Olayların yorumunu, ama burada aslında kastedilen ne? Rüya yorumu. Gerçi olayların yorumu da olur. Sözlerin yorumu. Mesela ahadis, hadiseler, sözler, rüyalar. Burada artık birçok manaya gelebiliyor. Ama genel itibariyle Yusuf Aleyhisselam'ın özelliği neydi? Rüya yorumu. Rüyaların yorumunu bana öğretin. E tabi bu adamlar basiretli adamlar. Gördükleri hadiseleri, duydukları sözleri, o arka plandaki hikmetlerini, meseleleri, bağlantıları da çözebiliyorlardır. Basiret. Böyle bir şey. Feraset. Bunun aslı firasetmiş. Feraset herhalde ne diyorlar? Galat'ı meşhur mu diyorlar? Evet, Galat'ı. Galat'ı meşhur. Lugat-ı fasihten evladır diyorlar hatta. Yani insanlar arasında yanlış bilinen şey doğrusundan daha evladır. Normalde firasetmiş aslı. Feraset diye kullanmış. Neden? Çünkü herkes öyle biliyor. Firaset desen anlamıyorlar ama feraset deyince anlıyor. O yüzden daha evla, daha kullanışlı oluyor diyelim. Sözlerin yorumlarını bana öğrettiğin, rüyaların yorumlarını. Fatıra, fatıra yarıp çıkarmak demek. Yarıp çıkardı yani semavatı, arzı yarıp çıkardı. Yokluktan varlığa getirdi. Ne yaptı? Yarattı. Fatıra semavati vel arz. Yerleri, yeri ve gökleri. Bak semavat, gökler, yer, yeryüzü. Yeri ve gökleri yaratan sensin ey Rabbim. Ente. Tabi bunun başında artık ye varmış gibi düşünebilir. Niye? Nasb olmuş izafetten dolayı. Münada burası. Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbim. Ente veliyi. Sen benim velimsin. Veli ne demek? Her şeyle ondan sorumlu olan, değil mi? Dost aynı zamanda. Veliyi fit dünya vel ahire. Hem dünyada hem de ahirette benim dostumsun. Velimsin. Her şeyimsin. Dünya bak yakın olan demek. Dena yakın olan. Ahire ise sonraya bırakılan demek. Acil, acil de deriz buna. Acil hemen. Acil, tecil. Sonraya gitmiş. Tevaffeni. Beni öldür. Bak tefaül babından bu. Ni, beni. Neye kaynaştırma harfi yine? Tekelim yası. Tevaffeni. Müslüman. Bir Müslüman olarak beni öldür. Ve elhikni. Ve ilhak et. Dahil et. Bis salihine. Salihlere. Beni Müslüman olarak öldür. Ve beni salihlere dahil et. Ben böyle ayetleri hep ezberlerdim. Rabbena ile başlayan ayetleri. Peygamber dualarını çıkartırdım. Onları hatta sırasıyla ezberledim. Artık namazlarımızdan sonra hep dua olarak yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bütün dualar var. Allah'a yalvaracağınız, yakaracağınız bütün dualar Kur'an-ı Kerim'de var. Peygamberimizin duaları da çok güzel tabii ki. Öncelik olarak ama peygamberlerin dualarını Kur'an-ı Kerim'den öğrenip bu şekilde biz de yapabiliriz. Şu duanın güzelliğine bak. Niye olmasın yani? وَتَوَفَّاهُ ve öldürdü hü onu Allahu Allah. Allah onu öldürdü. Müslüman, Müslüman olarak vefat ettirdi. Vefat ettirmek. Vefa neydi? Bir şeyin tam hakkını vererek doldurmak. Vefatla ne alakası var? Ölümle. Artık alacağın son nefesi de alıyorsun. Vereceğin, daha doğrusu vereceğin son nefesi de veriyorsun. Yiyeceğin son lokmayı da yiyorsun. İçeceğin son suyu da içiyorsun ve bitiyor artık. Yani tam vefa göstermiş oluyorsun. Hayatı kabasa dolduruyorsun ve artık ölüyorsun. Müslüman olarak onu öldürdü. Ve elhakahu ve onu ilhak etti, dahil etti. Bi ebaihi atalarına. Babalarına diyoruz da aslında atalarına daha iyi. Kim onlar? Bunlar tefsiri oluyor artık. Bedeli kül minel kül oluyor değil mi? Tam karşılığı yani. Kim onlar? İbrahim'e, İbrahim'e ve İshak'a ve İshak'a ve Yakub'e ve Yakub'a. Ataları İbrahim, İshak ve Yakub'a onu dahil etti. Peygamberler bir araya geldiler. Sallallahu aleyhim. Allah onların üzerlerine salat etsin. Ve ala nebiyyine ve bizim peygamberimize Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve selleme, değil mi? Teslim, bu da esenlik ve güzellikler onun üzerine olsun diyoruz. Biz de aslında salat demek eğilmek demek. O yüzden Allah'ın mağfireti, rahmeti, tecellileri, bütün bir kuluna verebileceği her şey onun üzerine olsun. Çünkü eğilmek demekti bu salat. Cenab-ı Hakk'ın eğilmesi, meleklerin eğilmesi ne oluyor? Onları korumak, muhafaza etmek, rahmetini yağdırmak manasına geliyor. Evet, Yusuf Aleyhisselam kıssasını bitirdik. Artık Nuh Aleyhisselam kıssasından devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmaz.